Bugün iPhone 7 Plus'ın geçerliliği sorununu nasıl 10 saniye içinde çözeceğimizi göreceğiz. Hep beraber deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi iOS 14, iPhone 7 Plus cihazımız. Ayarlar hakkında bölümüne giriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi operatör kilidi bölümünde sim kilitli diye belirtiliyor. Şimdi birazdan sim kartı takacağız ve sim kartı taktığımızda sim geçerli değil ekranına atıyorsa demek ki sim kilitlidir. Direkt sim kartı takalım. Etkinleştirmeye attı. Sim geçerli değil yazıyor. Demek ki bu cihazımız sim kilitli. Az önce ayarlar genel hakkında bölümünde de gördüğümüz gibi bu cihazın sim kilidi mevcut. Tekrar sim geçerli değil uyarısı verdi. Sim geçerli değil sorununu gördüğünüz gibi yeni nesil GV'lerimizle çözebilirsiniz. Farklı farklı çip kalitesine göre, yazılıma göre, içerisine yüklenen yazılıma göre ve çipin kalitesine göre GV çiplerimizin garanti süreleri değişmektedir. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl garantiye göre değişir. Cihazınıza özel yazılım yüklenerek gönderilir. SIM kartı geveğin üzerine yerleştiriyoruz ve SIM kart çok fazla çıkıntılı olmayacak. Yuvaya takıyoruz dikkatli bir şekilde. Hemen aktivasyon attı. Bakın şebeke geldi hemen. Sürdür diyelim. Wi-Fi'yi seçip ilerleyelim. Bakın gördüğünüz gibi hemen yukarıda Türk Telekom şebekesinin adı geldi. Ve şebeke şu anda 4 kişi çekiyor. Ve aktivasyon da geçti. Wi-Fi'yi kapatalım. Bulunduğumuz yerde 3G çekiyor. LTE çekmediği için Türk Telekom operatörü. O nedenle 3G görünüyor. İnterneti deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi hemen internet hiçbir ayar gerektirmeden anında geldi. Burada bir ücretsel bölümüne bakalım. Bakın gördüğünüz gibi kişisel erişim noktası mevcut. Türk Telekom'un adı yazıyor. Sim uygulamaları bölümüne de girdiğimizde bakın gördüğünüz gibi Türkçe ve GVBiz markasını görüyorsunuz.